tüketin tüketin diyen kimse yok topluma. Aksine üretin diyen bir irade var. Hocam. Yani sistem onun üzerine kuruldu şu anda. Eskiden kuru düşük tutalım, toplum sürekli tüketsin, düşük kur, sürekli düşük faizle bankadan kredi çeksin, ev alsın, araba alsın, beyaz eşya alsın. Şu an tam tersi. Topluma diyor ki sürekli üretin. Üretin, üretin, üretin. Faizi düşürme iradesi de bu. Ha, siz şunu eleştirebilirsin. Dersin ki faizi %20'den zamansız düşürdün. Bu konjektürde biraz daha bu kadar acele etmeyebilirsin. Bunlar eleştirilir. Veyahut da kur niye 17 lira? Bu da bir eleştiridir. Ama bu modelin adına yani Türkiye kendisi aramal, savunma sanayi başta olmak üzere kendi ihtiyaçlarımı kendim üreteceğim. Kararlılığını sürekli tüketin, tüketin diye tarif etmek cidden büyük yanılık. Diğer taraftan devletimizden niye utanalım Allah aşkına, bu nasıl cümle ya? Devletten niye utanalım? Ya kur 17 lira diye niye Türk devletinden utanalım, Türk milletinden utanalım, kendimizden utanalım? Çin'in para birimi her zaman Amerikan dolarına karşı %40 daha ben düşük. Ben utanmak lazım. Bilinçli bir strateji. Ben bir devleti kastetmedim. Utanmak lazım. Utanacağımız şey yok hocam. Bizim buna, utanacağımız dönemler neydi biliyor musun? Bizim devletimizin %70'ini Amerikan ajanları ele geçirdiği dönemlerden biz arduracağız. Şimdi, nasıl bunlara vermişiz? Kim faizi kime ödüyorsun? Veyahut da Amerikan ajanlarına veyahut da Kuzey Irak'a girerken Amerika'dan izin aldığımız kusurla dolardan CD'simiz hocam, işte ortada. Şey, dolardan faizle şey, para alırken o faizleri kime ödüyorsun? Kuzeyra, o hocam, dediğin insanlara ödüyorsun. Kuzey Irak'a girerken operasyon için izin aldığımız yıllarla ilgili ağır duymamız lazım. Elbette ki problemler Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda hiç kimseden izin Yönetim hatalarıyla alakalı doğal hakkındır. Bizim 95'te Çelik Harekatı'nda da almadık. Bu Türkiye'de kim diyebilir ya dolar 17 lira? Burada büyük bir başarı var diyen var mı? Sen diyor musun Cem Kaya? Ben diyor muyum? Hayır, hiç kimse öyle bir şey demiyor. Ama bu cümlelerle alakalı. Tüketin, tüketin, tüketin. Hayır. Üretim, Serkan, üretim, üretim modelidir bu ben, hocam. Bu üretim modelidir. Eden şu anda doları yükseltmek istiyor diyorum. Ya ben o, o şekilde yükseltildiğini söylüyorum. O şekilde düşünmüyorum ben. Yani çünkü bunun başka bir açıklaması ya bu hükümet seçime bir yıl kala. Bir insan bir şey yıl kala. Serkan, bir yıl kala. Konuşmasında ne yapacak ben iktidardan mı gitmek istiyorum? Ben faizleri düşürmeye devam edeceğim der. Güven yok. Stabil olamıyorsun. Gözünü seveyim. Bu açıklamalar yapıldıktan sonra bu vaziyet gerçekleşti. Çünkü hükümet eden diyor ki doların yükselmesi benim işime geliyor. Yapılan ihracattan gelen gelirin %40'ını da alıyorum ben. Dolara da el koyuyorum. Budur. Yapılan bu. Sen sabit gelirin muhalif evet, yoksullaştığını muhalif biliyorum. Bunlara da ben ara ara pansuman yapacağım muhalif diyor. Muhalif başlıkların şunlar olabilir. Bir, tasarrufa devlet kendisinden başlasınlar. Mesela sen şaşırmadın mı Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu cümlesine? Yolsuzlukla çok daha etkin bir mücadele süreci başlatılmalı. Türkiye'de para kazanıp paralarını yurt dışına götürenler o sebeple bu sebeple bunlarla ilgili mücadele başlığını bir muhalefet başlığı olarak ortaya koyarsın. İki sebebi var. Burada kazandığı para helal değil. Güvenmiyor kendine. İkinci sebep muhalefet geldiğinde sürekli tehdit dilinden dolayı helal kazanmış adam da korkuyor. Acaba diyor ben hükümete yakınım diye. Benim kazandığım parayı da mı haram sınıfına sokup el koyacaklar diye korku ikliminden kaynaklanıyor. Türkiye'de kazanılan para bugün hepsi yurt dışına gidiyor. Bu sizde bir döviz sıkıntısı yaratıyor mu? Evet yaratıyor. Ekonomiyle alakalı yanlış politikalar var mıdır? Vardır, çıkın somut örneklerini söyleyin. 17 doların bir izahı yok çünkü. Dolarınız 17 olduğunda bir geçiş süreci, bir sancılı süreç. Ve ben vatandaşlarımız, bizi izleyen değerli izleyiciler, şundan eminim. Türkiye'nin ekonomik modelinin uygulamalarıyla ilgili eleştiriler olabilir ama irade doğru bir iradedir. İktisadi bağımsızlık olmadan işte 2018'de Raip olayında yaşadık. Bransın. Tehdit ediyor, parmak sallıyor, geri adım atmak zorunda kalıyorsun. Şu anda senin iktisadı, ekonomi elbette ki farklıyız hocam. Farklıyız bir yola ya, çıkmışız yola. Yola çıkmışız. Bu yol değil. Ne yapacaksınız? Bu ekonomide bir yolda değiliz. Ersan Şar örneği şeydir. Bir iktisat Serkan, hocamız bir var. Yok onun şu hayranıdır. İktisat hocamız tamamen bir Amerikan hayranıdır. O iktisadi modellerin de hayranıdır. Ya, Amerikan hayranıdır. Evet, evet. Şeyde Özgür Demirtaş'tan bahsediyor. İktisadi model olarak da orayı benimsemiştir. Amerikan zihniyetiyle zaten Türkiye. Ya böyle kolay ama bu böyle suçlamalar. Hayır, Amerikan ben Amerikancı ama şimdi Özgür Hoca da bugünlere yönelik daha önceden hayır çok. Hocam bakın cümlemi tamam. İktisat teorisi, evrensel iktisat teorileri dediğiniz Amerikan kapitalist iktisat teorileridir. Kastettiğim bu. Serkan, adam, Sayın yoksa hocaya Amerikancısın demiyorum evet. Faiz sebep enflasyon sonuç demiyor mu? Evet, ve diyor ki ben
faizi düşüreceğim, düşürmeye devam edeceğim diyor. Geldiğimiz hal bu. Evet. Bu hipotezin yanlış olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı kabul etmeden bu sorunu çözebilir mi? Faiz zamansız çok aşağı getirildi. Ben sana şunu söylüyorum. Geçici bir süre ki bir sahte cennet faiz mutluluk oluşturacak durgunluğun önüne geçmek için yapılmak istenen bu şu anda. Ama bak şöyle bir durum var Serkan Topel. Şimdi hayat pahalı dünyada var ama Türkiye'de iki kat var. Enflasyonun yönetim kurumundaki anlamı hayat pahalılığı demek ve Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ülkede enflasyon yok, hayat pahalılığı var diyor. Ya şaka mı bu? Hocam o çok iktisadi bir tartışma. Ya ne demek iktisadi tartışma? Enflasyon, hayat pahalılığı mı? Vatandaş bizim sokakta ne anlar ondan? Bir dur hocam ya? İki dakika Allah aşkına. Cebindeki parayla ne alıp alamıyor? Teknik anlamda, bak teknik anlamda enflasyon ve hayat pahalılığı farklı farklı terimler olarak olabilir ama ekonomide. Vatandaş ne anlıyor? Yani mesela şeyde Finlandiya'da enflasyon yok ama hayat çok pahalı. Bu ama Türkiye Erdoğan anlatmak istedi. Çok başka bir para alır yüksek. Ya şimdi bak. Cumhuriyetinde enflasyon da yüksek, hayat pahalılığı evet, yüksek. Şimdi Ersan hocanın enflasyonuyla benim enflasyonum bir değil bir. Enflasyon şu, devlet diyor ki benim ülkemdeki mal ve hizmetlerin bir yıldaki artış ortalaması nedir? Enflasyon bu. Devlet kendini ölçer. Ülkesinde üretilen mal ve hizmeti ölçer. Hayat pahalılığı şu. Erdoğan Aktaş'ın hayat pahalılığı farklı, benim hayat pahalılığım farklı. Ama ortak noktamız ne? Ulaşım, gıda, faturalar, doğru mu? Mazot. Evet. Bunlar da bir kira fiyatları. Hepimiz Serkan adına ortak... Eksik tespitte bulunuyorsun. Ne gibi? Söyle abi. Şöyle ki, hiç şüphesiz sen başarılı bir avukat olarak benim gibi bir gazeteciden çok daha fazla kazanıyorsundur ki umarım öyledir. Dolayısıyla mesela izleyici yazmış 10 gün önce 44,50 liraya aldığım ona çay bakıyor. 89,90 bunu aksine bir şey mi söyledim? Bir saniye ama bu senin için ve bunun önüne geçmiyor bak. Enflasyonla hayat pahalılığı aynı şey değildir cümlesini açıklıyorum. Bak Serkan'cığım, hayat pahalı. Gıda TÜİK şey demiyor ki. Bir cümle bak. TÜİK diyor ki gıdada %100 artış var. Ulaşımda %130 var. Kabul ediyor bu. Hocam bir şey söyle. Ben şunu iddia ediyorum, diyorum ki İktidarda olan Sayın Cumhurbaşkanı fiyatların üretenler tarafından, sanayiciler tarafından artırılmasına, fahiş artırılmasına esasında görünürde itiraz ediyor. Engellemiyor. Bunu da kendisi zımni olarak ikrar ediyor TÜİK'le birlikte. TÜİK diyor ki üfe, üretici fiyat endeks artışı %30'un üstünde, tüketici ise %70 civarlarında, %72'de. Böyle bir şey olamaz. Ya zaten ya bu üfe tüfe, ya zaten üfe tüfeden fazlaysa zaten. Efendim işte fahiş fiyat uygulayanlar. Benim söylediğim şu. Şu anda yapılmak istenen ne? Model gayet net. Model seçime gitme döneminde Sayın Cumhurbaşkanı durgunluk istemiyor. Bir şey, bir serum, bir para. O akşam devam etmesi, aksine tüketim biraz artsın, talebin düşmesini istiyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Yurt muhtemelen döviz gelsin, talep düşmeden, talep düşmeden. Ama kısıtlı arz var, talep yüksek. Ya bir şey diyeceğim. Ersan Hoca yokken burada... Burada diyordun ki ya bir uzlaşalım, şunu yapalım, bunu yapalım, ortaya koyalım. Yani. Bir anda geldi hocamız ve ama hoca da dedi. Ama bak Serkan, Serkan Topel, sen şimdi öyle bir portre çizdin bak ama Serkan. Sokakta bundan başka konuşulan konular. Serkan Topel'in çizdiği portre şu. Sosyal medyada böyle. Hayır ama Serkan Topel'in çizdiği. İki konu var Türkiye Cumhuriyeti'nin konusu. Birisi yabancılar, birisi İki ekonomi. Serkan Topel'in çizdiği nokta şu. Erdoğan anti-emperyalist bir çizgide neoliberalizme bayrak açmış bir devrimci ve bir kamucu ekonomiyi ortaya koymuş ve bize diyor ki ben sizin için varım. Hayır. 3 günde bir yaptığı açıklama. Hayır. 3 günde bir yaptığı açıklama. Biz serbest piyasa serbest piyasadan vazgeçmeyeceğiz ve bu sistemle yürüyeceğiz. Hani Nebati demişti ya, Sayın Nebati, biz artık ortodoks politikalar bitti. Biraz önce dedi işte o Amerika'nın Hayek'lerin, Friedman'ların diye heterodoks politikalar yapacağız dedi. Onu uygulama diye bir şey yok aslında. İlk defa heterodoks uygulamayı yaptılar. %25 ile bir kira olayına girdiler. İlk defa müdahale ettiler. Şimdi hocanın ben eksik bıraktığı bir rakamlar konusuna gelelim. Buradan biz bu iktidarın insanları bizim yurttaşını mı düşünüyor? Yoksa daha çok iş çevrelerini düşünüyor, oradan anlarız. Kur korumalı mevduatta hoca dedi. 5 Mayıs 8 Haziran arası 34 günde kur korumalı mevduatın toplamı $63 milyar. 5 Mayıs'ta dolar 14.83. Şu anda 17.15. Aradaki fark 2.32. 63 milyar dolarla çarptığın zaman Türk parası 146 milyar lira. Bunu bankalar 12.9 milyarını ödüyor. Geri kalanını hazine ile Merkez Bankası ödüyor. 133 milyar. Yani biz ödüyoruz. Bankalar bu
eğer serbest piyasadan, hani halkını düşünen, bu sistemle kavga eden iktidar bankaları koruyor, vatandaşını korumuyor. Ve vatandaşın cebinden 133 milyar lira çıkıyor. Bana bunu açıklasınlar. Faizi %40-50'ye çıkarsaydı vatandaşın faizi bak şöyle. Şimdi bak faizi yani çıkarmasın. Burada bu eleştiriler anlayamadığı faiz, şey. Faizi, bunları konuşuyorsunuz bunu, ne yapmamız siz şunu lazım? Sorgulamadığınız faizi soru şu Serkan Toprak. %50'ye mi sıkıntı çıkarmak şu, lazım? Çözüm ne? Siz Naci Ağbal'ı 7.90 iken niye görevden aldınız? Bu adam sizin önünüze raporlar koymuş. Demiş ki ben Eylül ayında faizi indirmeye başlıyorum. Politika faizini. Raporları var. Bu duruyor şu anda. Beştepe'de raporlar duruyor. Ben bunu bilerek söylüyorum. Ve bu faizi indirecek ve enflasyonu da %11'lere getireceğim diye de bir rapor var önlerinde. Ve buna rağmen sen 7.90'lık doları alıyorsun, 18 lira çıkartıyorsun ve 18 lira çıktığında da müdahale ediyorsun, kur korumalı mevduat diyorsun ve tekrar dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bunun nasıl bir ekonomik modeli var? Hani ben de senin de aynı fikirdeyim. Bağımsız ekonomi, iktisadi anlamda tamam, olmadan olmaz. Karşı, şimdi üretim diyorsun. Bu iradeye mi cesaret vereceğiz? Ersan Hoca şunu anlatıyor. Ersan Şen'in dediği şu ama. Şimdi bakın. Diyor, bak bir şey söyleyeyim. Ersan Şen'in dediği şu. İrade önemli. İnsanları borçlandırıyor diyor bu iktidar. Daha çok kredi çek diyor. Daha çok diyor tüket diyor. Tüket dediği de şu. Borçlanarak tüketiyor. Borçlanarak tüketen zaten bu sistemin amacıdır bu. Borçlanan insan sana tabi olur ve köle olur. Ve senden başka kurtarıcı da bulamaz. Siyaseten budur. Çünkü bu yaptı bu çözer. Bu batırdıysa yine bu çözer. Ben oradan yapamam der. Çünkü borçlandığı yer burası. Borçlanma faizi. Şimdi senin çok dediğin çok samimiyse bu iktidar. Çok samimiyse. Garantili anlamda o hani döviz garantili yollardan köprülerden niye vazgeçmedi? Niye bunu TL'ye çevirmedi hiç? Nasıl çevirecek anladım. Niye çevirmesin ya? Hamaset. Ya niye çevir? Niye hamaset olsun? Yani. Şimdi her şey çevrilebiliyor. Sen şunu söyleyebilirsin. Yap işlet devlette yabancı yatırımcı gelir der ki ben buraya 1 milyar dolar para harcayacağım. Sen şey mi diyeceksin? Cem kardeşime de bir söz gelsin tamam. Ondan sonra. 1 milyar adam yabancı yatırımcı 1 milyar dolar yatırım yapmış. İşin sonunda ben sana TL ödeyeceğim buyur 700 milyon. Böyle bir ticari kardeşim mantık var mı? Ha. Bu işin Türk firmaları için, Türk firmaları için, düğme baştan yanlış iliklenmiş. Türk firmaları için diyeceksin. Ey Türk firması, sen bunu yabancı bankalardan kredi çekerek yapacaksan, o zaman ben de girseydim, ben de yapsaydım. Biz madem sermayen yoktu. Bak kur korumalıları ödeyeceğimiz parayla bunu Çanakkale Köprüsü Türk ortakları için söyleyebiliriz. Öyle deme gözünü o zaman seveyim. Biz de alalım, biz de bak, yapalım. Bak ne diyorum ben yabancı şöyle yapmıyorsun beni. Müsaade edin hocam, çok beklettik Cem Kaya'yı. Öyle ya da böyle çok kara bir tablo çıkıyor ortaya. Evet. Neresine katılıyorsunuz? Çözüm bulmadan kara çalma diyoruz. Hayır yok, çözüm, yok, var. Çözüm var. Ne çözüm? Bak, faiz artışından başka bir şey söylemedin. Ya, bak, onu bile söylemedim. Ön yargısını görüyor musun? Söyleyemedim. Ağzımdan çıkmadı. Yarım bıraktım, faiz yarım. Elbette faiz artıracaksın ama tek çözüm o değil ki. O çözüm o değil. Bak, neyse faiz bu, ama bu model değil. Bak Serkan söyleyeyim sana. Şu anda çünkü önümüzde bir model yok bence. Peki.